diyor bana. Kim? Biz Nezahat'le Bağcılar Evlendirme Dairesi'nde evlendik. Sana anlattım ben bu mevzuyu. Biz Nezahat'le ilk tanıştık. Telefonla konuşuyoruz. İstanbul'a bir kere geldi gitti. Bir kere gördüm onu. Bir gün yine telefonla aradım. Dedim ki bak dedim Nezahat. Biz dedim evleneceğiz. Ayağını denk al. Bütün hayatını bana göre şekillendir. Ben seni alacağım dedim. Tamam mı? Alfaya bak be. Ondan sonra kapattım telefonu. Gene İstanbul'a bu yarışmaya katılmıştı. 25 bin lira para kazandı o. Bir bilgi yarışması O vardı. diyor. Tabii çok Nezahat'in genel kültürü inanılmaz abi. Çıldırırsın. Neyse girdi orada. Yarışma esnasında da bizim de stüdyoya yakın da evimiz. Bende kalıyordu işte o süreçte. Ben ondan gizli bir şekilde gittim evlendirme dairesine. Kimliğini aldım şeyden. Başvurumu yaptım. Annemi aradım. Dedim Sen ben... bayağı kaçırmışsın oğlum Bak kadını. annemi aradım. Dedim ben evleniyorum haberin olsun. Dedim nikaha basıyorum. Onun annesini babasını aradım. Böyle kaçırma var mı? Ben dedim kızınızı evleniyorum bilginiz olsun. Uyandırdım kalk dedim giyin. Ne oluyor falan filan kalk dedim gidiyoruz. Gittik belediyeye abi bastım nikahı orada ona. Böyle kız böyle mal gibi kalıyor hiç. Ne yaptığının farkında değil tamam mı? 3 ay sonra bak he. Orada bastım nikah evlendik. Ondan sonra da arkadaşlar falan vardı. O kafamı sikeyim. O dönem çok da param yok. Ve bunu da söylüyorum yani. Ben asla şunu yapmadım. Benim arkadaşlarım vardı. Araba kiralayıp karıya kızı şey diyordu işte bak benim Ya anı yapan araba kır falan dolar evet. var. Ben hepsi her zaman şunu söyledim. Benim şu anda param yok ama bir gün olacak diyordum yani. Bunu söylüyordum da yani ekstradan. Ve para da benim için önemli değil. Senin için önemliyse işimiz olmaz diyordum. Nezar hiç önemsemiyordu zaten o da benim kafada yani. Varsa harcıyoruz biz yani öyleyiz. Gittik menemenciye amına koyayım Bağcılar'da. Keşke öyle yapmasaydım. Vallahi durumum olsaydı aşkım. Harbiden en kral yere götürürdüm Aga be. yani. Ya o, ama bak işte öyle düşünme. O belki ondan mutlu oldu, anladın mı? Onu Ama sevdi bana belki. lafını sokuyor hala. Ulan beni menemenciye Ya götürdün falan. sokmasın işte abi, güzel olana ya. Menemenciye gidip yemek yemek en kral hareket abi. Yani kalkıp da Bence bu, güzeldi de bu ben arada. bence de bak ne güzel lan oğlum. Ben Abi. mesela bunu daha orijinal buluyorum. Değil Yani mi? kalkıp da işte şampanyayı açtım. Ondan sonra çok güzel bir restorana gitmiştik falan. Çok Bak, klişe işte bana bu. çok klişe geliyor abi. Gittik orada ayaküstü simit ayran yedik dedim mi ben böyle şey Mutlu olurum oluyorum yani. ya. Ha işte diyorum ya, budur abi diyorum. Sikim lüks yeri, lüks yaşantıyı.